Kanada'da hocam. dünya çapında bir embriyolog var. Geçen pazar günü giderken bir embriyolog vardı. Hı -hı. Uçakta onunla karşılaştık. Selamlaştık. Dedi ki, biz dedi hep onun makalelerini Türkiye'de okutuyoruz dedi, tıp fakültelerinde. Bu adam Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılışına bakıyor. Diyor ki, biz yaratılışın ne olduğunu Kur'an'dan öğrendik. Kim Moore, Kanadalı, meşhur dünya çapında bir embriyolog ya gavur bunu söylüyor ve adam bunu söyledikten sonra da iman ediyor bir sempozyumda iman ettiğini ilan ediyor efendim bir Kur'an'a bakalım Allah Teala'nın kelamına bakalım ne söylüyor yani bunu biyologlar bir araya gelsinler tartışsınlar onlar yazsın onlar yazsın tezlerini ortaya koysunlar artık bu kitapları değiştirelim materyalizma dünyada iflas etmiştir hı hı. İnsanlar ateizmadan deizmaya gidiyor neden gidiyorlar çünkü alemin kendinden olması vesaire bütün bunların masal olduğunu anlıyorlar artık. Yani siz bir çocuk sorsanız ona, deseniz ki şu bardağı kim düşürdü kırdı diye. Çocuk kendiliğinden düştü kırdı der mi 5 yaşında? Demez niye? Çünkü 5 yaşında çocuk bilir ki bir bardak kendiliğinden yere düşüp kırılmaz. Ya bir çocuk bunu bilir de insan şu alemin ayıyla, güneşiyle, yıldızıyla, okseniyle vesaireyle bütün bu sistemin kendiliğinden olduğunu biri söyleyebilir mi? Bu bilim adamı olur mu? Evet. Düşünün ki şu ağaçlar, otlar vesaire bunlar fotosondez denen bu sistemi temizleme ameliyesini yapmasaydı, karbondioksidi, oksijeni çevirmeseydi insanlar nasıl yaşardı? Herkesin yanında tüpler olacak, onlarla dolaşacaktık. Ama gördüğünüz o basit yaprak bunu yapıyor işte. İçinde böyle bildiğimiz makinalar, cihazlar, aletler vesaire yok. Bu nasıl muhteşem bir kudret ki Allah Azze ve Celle o yaprağa böyle bir vazife verdi. fotosendez yapıyor, temizliyor. Hmm. Eğer onlar bunu yapmasa yeryüzünde hayat olmaz. Bunlar tesadüfen olabilir mi? Niçin çocukların zihin dünyasına bunu taşımıyoruz... Kur'an'la hayat arasında irtibatı kurmuyoruz. Ama benim okulumda Hz. Adem babası var mı yok mu? Bu konuşuluyor. Öte tarafta sahabe kirama hakaret edenler belki Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinin hücceti var mı yok mu onu öteki Kur'an kem tarihsel mi? Peki bütün bu tartışmaların içerisinde 5 yılını geçiren birisi muallim olduğunda Anadolu çocuğuna din adına ne verecek, ne anlatacak? O okuldan bir Musab çıkar mı? saat bin Ebi Vakkas çıkar mı? O öğretmeni dinleyen Fatıma olur mu? Umar'ı -um olur mu? Allah için mücadele verebilir mi? Elbette veremez. Reçeteye dokunmayalım ya. ya. Efendim hukukçu hukukla meşgul olsun. Elebiyatçı edebiyatıyla meşgul olsun. Ama Allah Teala bu Kur'an'ı bize meseleleri bu kitapta nasıl anlatıyorsa öyle anlatalım ya. Efendim şu vakıf ne diyecek? Kadem ne diyecek? Ötekine ne dese desin ya. Ben Müslümanım kardeşim. Ben Allah Teala'nın kuluyum. Kimse memuru falan değilim. Rabbim neyi emrediyorsa bu kitabı ben böyle anlatmıyorsam Allah'a, Resulüne ihanet ediyorum. İşte bu ihanetin bedelini ödüyoruz bu sokaklarda. Bu caddelerde onun bedelini ödüyoruz. Benim ülkemde imam kardeşlerimin sayısı artıyor ama namaz kılmayanların oranı artıyorsa evet din eğitimi iflas etmiştir kardeşim. İflas etti. Yani sen Doktorları artırıyorsun ama hastalık artıyor. İlacı artırıyorsun, hastalık artıyor. O zaman sistemi değiştiriyorsun. Peki 60 binden 160 bine geliyoruz. Türkiye'de tesettür gitti. Artık bir bez parçası oldu. Namazımız ne hallerde şimdi? Genç kardeşlerimizin hali, sokaklar, okullar, mektepler, eğlence merkezleri, camilerimiz boş, neden buradayız? için Demek ki merkezden hazırladığın bir vaazla olmuyor kardeşim. Hmm. Falan ne diyecek? Filan ne diyecek? Ya bırak kardeşim. Allah ne buyuruyor azze ve celle? Ona göre konuşacaksın ya. Bana ne Amerika'dan? Diyor, diyor ya merhum Erbakan Hoca. Allah Teala bana ne bana, bana ne Amerika'dan ya? Yani. Bana, bana ne küresel baskılardan? Her küresel... bunu söyleyecek. Heh. Bana ne ondan, bana ne bundan. Hı. Ben allah Teala'nın kuluyum kardeşim. Eyvallah. dini i müminin, İslam'ın, mukaddesatın hakikatleri söylen şey hocam. Beni Allah tutmuş kime der? Aza. İmam evet. Hatip'teyken bin kitabımız vardı. O zaman Milli Gençlik Vakfı'nın böyle Hı. organizasyonları vardı. 5000 bin kitap dağıtılır orada. Öğrenci, her sınıfta temsilciler var. İşte biz de onunla alakadar oluyoruz. Bir gün Emniyete verdiler bizi, hmm. çağıracaklar. Dediler ki oraya gideceksin, kitapları, el kitapları nedir? İşte Üstad'ın kitapları, Sezai Karakuş'un yani. kitapları. Suç unsurlar. Türkiye'de basılan <laughs> malum kitapları evet, yani. yani. Dedik ki bizi Allah tutmuş, kime der azat. Evet. Yani biz Allah Teala'nın kuluyuz. Hocam Anadolu İslam Hareketi siyasi manada bu noktaya gelmişsen hangi fedakarlıklarla geldi? Değil mi? <laughs> Hangi emeklerle alın terleriyle geldi? Doğru mu? Kimlerin? İşte Kadir Musuroğlu. Yani üstad kimlerin fazla, ne çileleri var? Yani o hesaplar zindanlar. Bu yolları alabilirler yani, miydi? yani. Durun kalabalıklar bu, bu sokak Tabii. çıkma sokak demeseydi kalabalıkları nereden geçti? Yani yazıyormuş derginin arka kapağına açın kapıyı Osman geliyor biliyor ki hmm. alacaklar içeriye hmm. ama bedel ödemeyi şeref kabul ediyor. Niçin bedel ödüyorsun ya? beni yoktan var eden şu gözü kulağı aklı idrak şuuru bana ihsan ve ikram eden Rabbim için bedel ediyorum. İnsanlığın selameti için bedel ediyorum. Uyanması için bedel ediyorum. Bir kadının kötü yoldan kurtulması için bedel ediyorsun. Bir gencin dalaletten İslam'ın aydınlığına hicret etmesi için bedel ediyorsun. Bundan daha büyük bir şey olur mu? Niçin dünyadayız? Yoksa Orada yediniz, burada yaşadınız ve dört adamın omuzunda gidiyorsunuz, toprağa karışıyorsun. Yok ya üstad, Hı. son gün istemem gelmesin, ne çelenk ne top arabam, alıp götürsün beni inanmış tam dört adam. Dört adam olur tabutumuzu taşıyacak inşallah. Eyvallah. O da yeter elhamdülillah. İmanımızı o tabuta kadar götürelim. Gerisi Angarya'dır.